Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Sizlerin sayesinde YouTube kanalımız Kırmızı Elma büyümeye, genişlemeye devam ediyor. Ayrıca bugüne kadar gösterdiğiniz ilginize, alakanıza ve desteklerinize sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar çok özel bir aydayız. Mart ayı 2023. 11. ayın sultanı Ramazan ayımız ve orucumuz mübarek olsun. Amin. Ayrıca 11 ayın sultanı olan Ramazan ayın gülü olan güllaç tatlısı herkese afiyet olsun. Azır alacağınız paket güllaç tatlısının beyaz ambalajlı olmasına ve glütensiz olmasına dikkat ediniz. Güllaç tatlımız 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu mutfağına girmiştir. O günden beri mutfaklarımızda çok özel bir tatlı olarak yer almaktadır. Güllaç tatlısının faydaları. İlk önce güllaç tatlısı tatlılar içinde en masum ve en hafif olan tatlıdır. Çünkü herkes tarafından sevilen, yenilen, 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığıyla yiyebileceği gibi nadir ve çok özel bir tatlıdır. Güllaz tatlının çok özel faydaları vardır. Güllaz tatlısının içindeki malzemeler bizim gün içinde kalsiyum, demir ve fosfor gibi minerallerin vücuta alınmasını sağlar. Çünkü güllaz tatlının içinde taze süt, er türlü taze kuryemiz ve er türlü taze günlük meyve vardır en önemlisi malzemenin tamamen yapılmasıyla beraber tamamen %100 yerli ve doğal Türk tatlısıdır. Güllas tatlısı kalp ve damar hastalıklara bağışıkları güçlendirir. Güllas tatlısı diyet yapanlara gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir tatlıdır. Bir porsiyonu güllas tatlısı 140 karırdır. Yani baklava tatlısının kaloriden çok az miktarıdır. Güllaç tatlısı midemizi hiç çünkü çok afif, çok lezzetli bir tatlıdır. Ayrıca kan şekerimizi ayarlar. Güllaç tatlı içinde proteinler, V vitamini ve E vitamini içerir. Güllaç tatlısı protein kaynağı yönden günlük kalsiyum ihtiyacımızın %15'ini karşılar. Ayrıca güllaz tatlısı şeker hastaları, hastaları için ölçülü bir miktar düzenli olayı yiyebileceği nadir tatlılardan biridir. Canlar, dostlar, arkadaşlar, güllaz tatlısı yememiz için 6 tane nedenimiz var. Birincisi çok hafif bir tatlıdır. İkincisi kalorisi çok düşüktür. Diyet yapanlar için çok iyi bir diyet tatlısıdır. Üçüncüsü içindeki protein karbonhidrata yönünden çok zengindir. Dördüncüsü en önemlisi içinde badem, ceviz, fındık, fıstık vardır. Bu kremişlerin içinde kalbimize çok faydalıdır. Ayrıca bu kremişlerin içinde omega 3 yağlarından dolayı çok zengin bir tatlıdır. 5. Günlük taze meyve, meyvelerden yapılır. Bu nedenle içinde çok C vitamini vardır. Ayrıca taze çilek meyvamız vücutumuza ve kalbimize pozitif olarak çok iyi gelir. Her son önce çilek meyvesi romantik kalbimize çok iyi gelir. 6. Güllaç tatlısı yağ azdır. Çünkü yufkan hafif olması, mısır nişastasının olmasından dolayı az yağlıdır. Çünkü içinde buğday nisastası yoktur. Bununla beraber, taze sütün olmasıyla beraber çok az yağ vardır. O nedenle güllaç tatlısı bizim için çok önemli tatlılardan biridir. Anımlar ve beyler ve kardeşler. Evinizde pratik ve kolayca güllaş tatlısı yapabilirsiniz. Çok pratik ve çok kolaydır. Hem de çok ekonomik bir fiyata yapılır. Ortalama maliyeti evde yapılan tat ortalama maliyeti 60 lira 90 lira arasındadır kilo fiyatı. Hazır güllaşları ise fiyatları 175 liradan 275 lira arasındadır. Bunların e, evimizde yaptığımız güllaşlar ev yapımı güllaşlarıdır. Ama genelde Pastanelerde ve lokanta yapılan güllaşlar yufkaları el yapımı değildir, makine yufkasıdır efendim. Bu yönden evde yapmak daha ekonomik, daha sağlıklı ve daha doğaldır. Alacağınız paket güllaşlar beyaz ambalajlı olsun, lezzeti olması için tamamen doğal el, el üretimi olması gerekir. Ne olur aldığınız paket yufka güllaç gü, gü, yufkaları paketi e, makine güllaçı olmasın. Ayrıca glütensiz olsun. Glütensiz demek içinde buğday nişastasının olmadığı bir malzeme malzemedir efendim. Alacağınız er yufkanın güllaç paketinizin arkasındaki içeriğini çok iyi okuyunuz. İçinde mısır nişastası, su tamamen doğal olmasına dikkat ediniz. Alacağınız paket güllaç glutensiz olsun. Tüketiciye önemli duyuru. Güllaç. Paket bir güllaçın. Ambalizi arka tarafı mutlaka çok iyi okuyun. Son, son kullanma tarihine çok dikkat edin efendim. Tüketiciye önemli duyuru. Ürün, ürünümüz tamamen doğal el üretim olup makine güllaçı değildir. Bu notu mutlaka dikkat edin. Çünkü el yapımı güllaçlar her zaman doğal daha kalitedir yapım tarifesi çok basit efendim. Tarifesi bir paket güllaç paketi için 2 litre süt efendim. Bu arzu ederseniz diye e, light like süt de olabilir. Diyet yapanlar için, e, şeker hastası olanlar için. 500 gram şeker efendim. Doğal şeker. Bir paket vanilya efendim. Bunu kaynatın. ılık vazife getirdikten sonra tepsiye konan her güllaç yaprağı üzerine ılık süt ile gezdirin. Güllaç yaprağı bitik, bittikten kalan güleç sütü güleç üstüne dökülür. Buzdolabı veya serin yerde yarım saat bekledikten sonra üzerine dökülmüş ceviz veya fındık, badem, kuruyemiş koyular servis yapılır efendim. Afiyet olsun. Ama dikkat edecek şu nokta var efendim. Arkadaşlar zaten güleç yapımı paketin arkasında çok büyük harflerle temiz Türkçe yazılmış. Oradaki tarifleri uygularsanız Gönül rahatlığı çok güzel güllaş tatlısı yapmış olursunuz. Burada en önemli nokta yapıldıktan sonra mutlaka buzdolabınızın normal dolabın normal buzdolabın içinde en az 8 şey saat bekletin. Çünkü kıvamına 2 saat sonra geliyor güllaş. Güllaş ne kadar bekletilirse buzdolabda o kadar lezzetli olur. Bunun için ayrıca üstüne servis yaparken dünya kadar meyve çeşitleri veya diğer şeylerden dökebilirsiniz, kremişlerden dökebilirsiniz. En önemlisi bu tatlının en önemlisi kullanılan tüm malzemeler tamamen Türk Türk malzemesi, Türk ürünleridir. O yönden tatlılar içinde nadir Türk tatlısı olan, nadir tatlılardan biriciktir efendim Güllaç. Güllaç 7 gün, 24 saat, 4 mevsim, 365 gün yenilecek tatlılardan biridir. Ama genelde Ramazan ayımızda yenilen bir tatlıdır. Ama bu tatlı dediğimiz gibi diyet yapanlar için şeker hastalığı olanlar için her zaman gönül rahatlığıyla yiyebileceği tatlılardır. Tabi burada önemli olan dikkat edecek nokta ölçülü ve yeterli miktarda yenilmesi önemlidir. Biliyorsunuz her şeyin faydası çok sağlığa zararlıdır. Evet arkadaşlar son kez tekrar uyaralım. Müzik önce aldığınız güllaç paketlerinin beyaz olmasına dikkat edin. İlaveten e, glutensiz olmasına, buğdaysız olmasına, mısır nisası olmasına dikkat edin. Ambalajların yırtık olmamasına dikkat edin efendim. Alırken de en önemlisi diğer ürünler gibi bütün ürünlerin, ambalajlarının son kullanma tarihini çok iyi bakın. Acı içeriğine çok iyi bakınız efendim. Mik önce kaliteli ürünler almaya devam ediniz. Çünkü kaliteli ürünler her zaman sağlıklı ve özel lezzetli ürünlerdir efendim. Bu sırada tekrar Ramazan ayımız mübarek olsun. Herkese afiyetler olsun efendim. Güllaşlar efendim tüm ülkelere ihracat yapılıyor. Ve son yıllarda teknolojiyle beraber, sosyal medyayla beraber Avrupa'da, Amerika'da ve diğer kıtalarda ülkelerde e, güllaş tatlı yemeye e, başladılar efendim. Bu yönden çok mutluyuzdur. Hep dediğimiz gibi bu Beyaz güllaş paketlerini Çok lezzetli çok hafif güllaşları Tüm marketlerde Bakkallarda Ve Sosyal medya Satıcılarını bulabilirsiniz efendim Sin'den Tekrar Ramazan ayımız mübarek olsun Sizlere de afiyetler olsun Efendim Kırmızı Elma 05 YouTube kanalı izlemeye Takip etmeye Devam ediniz efendim İlginize, alakanıza sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Ve arkadaşlar en önemlisini unuttuk. Özür dileriz. Ramazan gülümüz, güllaçımızın açımızın beşin değerini söylemeyi unuttuk. Beşin değeri ve diğer açıklamalar ambalajın arkasına yazılıdır. Ayrıca bunlar el dilde yazılıdır. Hem bizler için hem Türkiye'de misafir olan yabancılarımız ve turistler içindir efendim. İlaveten Ramazan güllaçımız, güllaç tatlısı tamamen %150 üretimdir. Türkiye'de de üretilir efendim. Bu verdiğimiz tarifler bir paket güllaçımız, beyaz ambalajlı güllaçımız, gületensiz güllaçımız 300 gramdır. Yapıldıktan sonra bu güllaçın yaklaşık 3 kilo içindir efendim arkadaşlar o notu da iletmiş olalım. Zaten tüm açıklamalar e, beyaz ambalajlı olan gül açığımızın arkasındadır efendim. Tekrar Ramazan ayımız, orucumuz mübarek olsun. Hep beraber yiyelim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, tatlı yaşayalım. Hep beraber afiyetler olsun canlar, dostlar, arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederim. İlginize, alakanıza, çünkü YouTube kanalımız Kırmızı Elma 05 sizler için var, sizler için var, sizler için var. İyi ki varsınız. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu sırada da buzdolabınız devamlı artı 4, artı 8 derecede olsun efendim. Bu derece olursa dolabınız hem ekonomik olur hem de daha sağlıklı ürünler tazeliğini korumaya devam eder efendim. Tekrar teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.